Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kanalımıza hoş geldiniz. İmam Hatip 10. Sınıf Arapça Ders Kitabı 5. Ünite 2. Ders. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-Dersü Thani 2. Ders. Zü'emâunel maneviyyûn. Manevi liderlerimiz. Zaimun. Zaimani zü'emâ. Zaim kelimesinin çoğulu cemisi zü'emâ. Üktüb sen yaz. Sayfaya da söyleyelim. İmam Hatip 10. sınıf Arapça ders kitabı 5. ünite 2. bölüm 2. ders 100. sayfa. Sayfa 100. Üktüb sen yaz. Ni el kelimati boşlukları. Kelimeleri yaz. Nereye yaz? Fil feragatil münasibeti uygun boşluklara yaz. Kelimeleri uygun boşluklara yaz. Raşidin, hulefai raşidin. Ba'd sonra ahir. Sonuncu, Dimeşk, Suriye'nin başkenti Şam, Şam'ın diğer ismi Dimeşk. El-Halifetu, Halife, Tevella, devraldı, yerine geçti manasında. Ebu Bekr, evet buradaki boşlukları arkadaşlar burada kelimelerle dolduracağız. Öncelikle okuyalım. Ebu Bekr, radıyallahu anh, huve evvelül hulefâ, er-Raşidin gelecek buraya. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hulefai Raşidinin birincisi. Umar ibn al-Khattab, el-Khilafete ba'de Ebi Bekir. Hazreti Ömer Efendimiz tevalla devraldı, idareyi teslim aldı manasında devralmak, yerine geçmek. Ni devraldı diyelim, el-Khilafete halifeli, hilafeti. Ba'de Ebi Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ebubekir Efendimiz'den sonra Hazreti Ömer Efendimiz hilafeti teslim aldı, devraldı. Buraya da tevella kelimesini getiriyoruz. El-Hilafetul Emeviyyetu. Emevi hilafeti kânet asimetuha başkenti idi. Nedir idi? Dimeşk gelecek buraya. Emevi hilafetinin, halifelinin, biz kısaca buna ne diyoruz Türkçe'de tam karşılığı? Emeviler diyoruz. Emevilerin başkenti Dimeşk, Şam'dı. Caet geldi ne el hilafetul Abbasiyetu, Abbasilerin hilafeti. Yani Abbasiler neden sonra geldi? Bade hilafetil, badel hilafetil Emeviyeti, Umeviyeti, Emeviyeti, Emevi. Hilafetinden sonra geldi. Abbasilerin hilafeti, Emevilerin hilafetinden sonra geldi. İştehara meşhur oldu, meşhurdu, biliniyordu. Ömer ibn Abdülaziz bil adli. Ömer ibn Abdülaziz. Ama bunun bir künyesi var. O da nedir? El-Halifetu Ömer ibn Abdülaziz. Halife Ömer ibn Abdülaziz. Adaletiyle meşhurdu. Rivayetlere göre Hulefai Raşidinden sonra dördüncüsü kim? Hazreti Ali Efendimiz. Ondan sonra beşincisi diye de ekleme yapılmıştır. Evet. Halife Ömer İbn Abdülaziz adaletiyle meşhurdu. Şu an Suriye sınırlarında, Hama'nın yakınlarında. İdlib'e de çok uzak değil, 30-35 kilometre. Orada metfun. Adaletiyle meşhurdu, biliniyordu. Buraya el-Halifetü getiriyoruz. Ali ibn Ebi Talib. Ebi Talib'in oğlu Ali. Evet, Ebu Talib'in oğlu Ali. Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz. El-Hulefai Raşidin. Buraya ne diyeceğiz? Ahiru. Hulefai Raşidin. Hulefai Raşidin'in sonuncusu. Sırasıyla Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz. Evet arkadaşlar, bu bilgilerden sonra devam ediyoruz. Burada tekrarlamaya gerek yok. Buraya yine Hulefai Raşidin. Buraya hangi kelime geliyor? Raşidin. Tevella. Dimeşk, ba'de, el-Halifetu, ahirul hulefai raşidin, bu şekilde. Devam edelim. Rattib sen sırala.
Kimi el-hulefâ-i-râşidîne, hulefâ-i-râşidîne sırala. Nasıl? Tertiben sahihen, doğru bir tertiple, doğru bir sıralamayla sırala. Evet, birincisini arkadaşlar Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. İkincisi Hazreti Ömer Efendimiz. Üçüncüsü Hazreti Osman Efendimiz. Dördüncüsü ve sonuncusu Ali İbni Ebi Talip Hazreti Ali Efendimiz. Evet, burayı bir de şu şekilde sıralayacak olursak. Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh ve Hazreti Ali radıyallahu anh. Bu şekilde. Buralar zor değil. Devam edelim. Yani bildiğimiz için isimlerden kolaylıkla ne yapabiliriz? Tertip, düzenleme, sıralama yapabiliriz. Sonra ne var? Rattib merahilel hukmil islamiyyi. İslam idaresi merhalelerini, aşamalarını düzenle. Evet, burada yine bir sıralama yapacağız. Asrun nübüvveti, Peygamber Efendimizin bulunduğu asır. Bir, buraya yazıyoruz arkadaşlar. Bir, bu rengini değiştirelim, biraz belli olsun. Peygamber Efendimizin bulunduğu asır, zaman, dilimi, Asr-ı Nübuvve birinci. İkincisi, Asr-ül Hulefâ-i Râşidîn. Üçüncüsü, Asr-ül Devletil Emeviyye, Umeviyye, Emeviyye. Bu şekilde alışmışız biz, Emeviyye. Dördüncüsü, Asr-ül Devletil Abbasiyye. Beşincisi, Asr-ül Devletil Uthmaniyye. Sıralama bu şekilde. Arkadaşlar şimdi bir de şöyle yapalım. 1 buraya, 2, 3, 4 ve 5 bu şekilde. Evet, sıralama bu şekilde olacak arkadaşlar. Devam edelim. Burada bir kuma parçası var. Yani diyalog kızla annesi arasında. Bunu da zaten tercüme ettik. Burayı da bitirelim. İstemi'yle lehivaril ati, aşağıdaki diyaloğu dinle, thumme qra'ahu, sonra onu oku. El bintu el ümmü, anne ve kız. Mada tekra'in ya ümmi, anne ne okuyorsun, neyi okuyorsun veya ne okuyorsun? Ekra'u hazel kitap ya binti, bu kitabı okuyorum. Buraya bu ekleyebilirsiniz, bu kitabı okuyorum, kızım. Mesmuhu, ismi ne, adı ne? İsmuhu el hulefâ el râşidûn. Hulefâ-ur-Râşidûn, ismi Hulefâ-i-Râşidîn. Men hümül Hulefâ-ur-Râşidûn, Hulefâ-i-Râşidîn kimlerdir? Hüm onlar, Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer Efendimiz ve Umar bin Hattab, Hazreti Ömer Efendimiz ve Uthman bin Affan ve Osman bin Affan ve Ali ibn Ebi Talib radiyallahu anhüm ve Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhum, Allah onlardan razı olsun. Bima zâ kânû yeştehirûne ibi yavmi. Bima zâ neyle kânû idiler yeştehirûn, neyle meşhurlardı. Kâne idi Ebu Bekir Hazreti Ömer Efendimiz yeştehir bi takva, takva ile bilinirdi, meşhurdu. Vel iman ve imanıyla. Ve kâne Umar ibn-i Hattab Hazreti Ömer Efendimiz de yeştehir bil adli, adaletiyle meşhurdu. Lidâlek, işte bunun da ismihu el-Fâruk, Umarul Fâruk diye söylüyoruz. Umarul Fâruk diye isimlendirilmiştir. Ve kâne Uthman bin Afvan, Hazreti Osman Efendimiz, Afvan'ın oğlu Osman. Yani bu şekilde oluyor. Yeştehiru bil hayâ'i, hayâ ile hayâsıyla meşhurdu. Çok hayalı ve edepliydi yani bu manada. Buraya Hazreti Ali Efendimiz eklenmemiş. Biz de ne diyelim? Hazreti Ali ilmiyle, Hazreti Ali Efendimiz ilmiyle meşhurdu. O zaman ve kâne Ali ibn Ebi Talib yeştehiru bil ilmi. Şurada ismi değiştirelim arkadaşlar. Başına kâne var. Yeştehiru, aynı burada bil ilmi yazalım. İlmiyle meşhurdu. Bir şecaati de olur. Cesaretiyle meşhur da diyebiliriz. Bil ilmi ve şecaati diyelim.
Hel kanu onlar mütevâdeîne mütevâzil miydi? Yani alçak gönüller miydi? Naam ya binti, evet kızım, kanu onlar mütevâzeîne cidden, onlar çok mütevâziliydi. Hel seyedhulûne cennete, ya ümmi, onlar cennete mi girecek? Onlar cennete girecekler mi? Naam ya binti, evet kızım. Seyedhulûne, onlar girecekler. Liennehum, onlar minel mübeşşerîne bil cennet. Onlar cennette müjdelenenlerdendir. Ve liennehum, çünkü onlar kânu yuhibbûne, severler ittiba'a sünnet-i rasûl, Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olurlardı. Burada yuhibbûne, yani tabi olurlardı diyebiliriz. Hel yecibu aleyna, bize gerekli midir ittiba'u sünnet-i rasûl sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmak gerekli midir? Misal, el-hulefâ-i râşidîn, hulefâ-i râşidîn gibi. Naam ya binti, evet kızım. Yecib alâ kullil müslimîne, bütün Müslümanların hepsine, bütününe gerekir. Ne gerekir? Bu fiil, bu fail. İttibâ'un, ittibâ'a tabi olmak. Ve ihyâ'u sünnet-i rasûl, Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmek, yaşamak, yaşatmak. لِأَنَّ كُلَّ اَعْمَالِ الرَّسُولِ, burayı hiç ayıramıyoruz arkadaşlar. لِأَنَّ'ye tek başına mana versek, çünkü muhakkak deriz, cümlede bir şey ifade etmez. كُلَّ'ye desek, burası muzafileyi buraya ayıramayız. كُلَّ اَعْمَالِ desek, bu kez de burası burasının muzafileyi oluyor. Yani burası zincirleme isim tamlaması, tetabu'u izafet olduğu için لِأَنَّ كُلَّ اَعْمَالِ الرَّسُولِ, Peygamber Efendimizin amellerinin hepsi muhakkak nedir? Ceyyitedün, güzeldir. Bura buranın külle ismi, burası da habere raf oluyor innenin. Ve akvalihi hasenetun. Yani külle a'maliye, külle akvalihi, bütün kavilleri manasında amal üzerine atfediyoruz. Onun için burası cer olmuş. Bütün kavilleri, bütün sözleri de nedir? Hasenetun, güzeldir. Şükran leki ya ümmi, teşekkür ederim anne, ala hadihil ma'lumatil mufideti. Burayı da ayırmıyoruz arkadaşlar. Yani şurada, şuraya kadar gelebiliriz. Çünkü bura muzafileyk diye, burası sıfat, bura mevsuf. Bu malumatlardan dolayı, öyle malumatlar ki el mufideti, faydalı. Teşekkürler anne, bu faydalı malumatların dolayı, yani teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, 101 ve 100. sayfaları işlemiş olduk. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.